Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz rengarenk yaz kolyesinin yapımını çalışacağız hanımlar. Şu şekilde detaylı olarak göstermek istiyorum. Bu kordona benzer. Daha önceden bir kordon çalışmıştık sizlerle beraber. Ama ben size kordonun yapımında, çiçeklerin yapımında göstereceğim inşallah. Dilerseniz her bir çiçeği ayrı bir renk yapıp o şekilde de güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Bakın, ikinci bir kolye yapmak için birkaç tane daha çiçek hazırladım bu şekilde. Renk geçişleri yapabilirsiniz. Ortasında, kenarlarında istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İsterseniz iki renkten oluşabilir çiçeğiniz ya da üç renkten. O tamamen size kalmış hanımlar. Görüntüsü bu şekilde. Aynı zamanda bir de küpesini yaptım. Kolye ile takım olsun diye. Şimdi hemen zaman kaybetmeden malzemelerimizi sayalım ve yapımına geçelim. Gerekli malzemelerimiz ipek izi, kum boncuk, kopmaz boncuk ipi ve her zaman olduğu gibi boncuk iğnesi. Bakın 6 tane boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Düğüm atmayacağım hanımlar. Çünkü içinden birkaç kere geçeceğimiz için düğüm bizi zorlayabilir. En alttaki boncuktan aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Böyle bir halka yaptım. Aşağı kısımda birazcık ip bırakın. Sağlamlamak için kullanacağız. Şimdi 3 tane yeşil boncuk alıyorum. Şu orta kısımda kullandığım boncuklar hanımlar yeşil boncuğuma göre birazcık daha büyük. Biliyorsunuz ipek izi boncuklarda bazen büyüklü küçüklü olabiliyor. Ben ipek izi kum boncuk kullandım. Yani bu da ipek izi kum boncuk, bu da ipek izi kum boncuk ama görüyorsunuz arasındaki boyut farkını. Eğer siz numara isterseniz benden orta kısımda kullandığınız boncuklar 10'a 0, bu kenarda yeşil kısımda kullandığınız boncuklar 11'e 0 olabilir. Ama söylediğim gibi ben hepsini ipek izi kum boncuk kullandım. Bakın ipim buradan çıkmış, tersinden çaprazlıyorum. Hemen yanımdaki bir boncuktan da boş geçiyorum. Sıkı tutuyoruz. Düğüm atmadığımız için bu kısımda gevşeme yapabilir ama hiç sorun değil. Çiçeğimiz bittikten sonra sağlamlamamızı yaparken düzeliyor. 3 tane boncuk aldım. İpim buradan çıkmış hanımlar. Tersinden boncuğumun giriş yaptım. Ve hemen yanımdaki bir boncuktan da boş geçiyorum. Şimdi yine 3 tane boncuk alıyorum. Bütün boncuklara aynı işlemi uygulayacağız. Bakın 3 tane boncuğumu aldım. Tersinden giriş yaptım. Hemen yanımdaki bir tane boncuktan da boş geçiyorum. İşlemimizi öğrendik. Şimdi biraz daha pratik bir şekilde yapalım. 3 tane boncuk alıyorum. Bakın hemen tersinden giriş yapıyorum. İpim buradaki boncuktan çıkmış. Hemen tersinden giriş yaptım. Ve yanımdaki bir boncuktan da geçiş yaptım. Yani iki boncuktan birden geçip işlemimi birazcık daha pratik bir hale getirdim. Şimdi yine 3 tane boncuk alıyorum. Bakın. Hemen tersinden giriyorum ve yanımdaki boncuktan geçiyorum. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 tane üçerli yeşil grubumuz oldu hanımlar. 6 tane olması gerekiyor. Sonuncuyu da yapıyoruz. Ve yeşil kısmımızı bitiriyoruz. 3 tane boncuk alıyorum. Tersinden, bakın ipim buradan çıkmış, dikkat edin. Tersinden giriş yapıyorum. Aynı zamanda yanımdaki bir tane boncuktan da yukarı çıktım. Ve şu tepedeki boncuğuma kadar geldim. Yani iki tane yeşil boncuktan ilerledim toplamda hanımlar. Böyle bir görüntüm oldu. Şimdi burada dilerseniz ortada kullandığınız renkle aynı renk boncukla çalışabilirsiniz. Ben farklı bir renk boncuk aldım. Yine 3 tane boncuk aldık. Bakın ipim buradaki boncuktan çıkmış. 2 boncuk atlayıp 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Hiç saymak istemezseniz hanımlar şu tepedeki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Onlar yüksekte olduğu için kendini belli ediyor zaten. Saymaya bile gerek yok. Bakın 3 boncuk aldım. Hemen şuradaki tepedeki boncuğumdan geçiş yaptım. 3 tane boncuk alıyorum. Bakın.
Bakın. Hemen tepedeki boncuğumdan geçiyorum. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. 3 tane boncuk alıyorum. Tepedeki boncuktan geçiş yapıyorum. Üç tane boncuk alıyorum. Tepedeki boncuğumdan geçiyorum. Sıra başına geldim. 3 tane boncuk alıyorum. Sıra başında hanımlar 2 boncuktan geçeceğiz. Yani buradaki tepedeki yeşil boncuğumuzdan ve bir tane sarı boncuğumuzdan geçiyoruz. Bakın böyle bir görüntü elde ettik. Şimdi 3 tane boncuk alıyorum. Şu şekilde göstereyim. Şu ortadaki hanımlar boncuğumu atlıyorum. 3 boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın sarıdan, yeşilden ve sarıdan. 3 boncuk aldık. 3 boncuktan geçiş yaptık. Sıra sonuna kadar aynı işleme devam ediyoruz. 3 tane boncuk aldım. İpim buradan çıkmış. Ortadaki boncuğumu atlıyorum. Sondaki sarıdan. Aradaki yeşil boncuktan ve ilk baştaki sarı boncuktan geçiş yapıyorum. 3 boncuk alıp 3 boncuktan. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Yine 3 tane boncuk alıyorum. 3 boncuktan geçiyorum. Bakın sıra başımıza geldik. 3 tane boncuk alıyorum. Ortadaki sarı boncuğumu atladım. Buradaki sarı boncuktan ve yeşil boncuktan önce bir geçeyim hanımlar. 2 boncuktan. Çünkü birkaç kez geçtiğimiz için zorlayabilir, kırılabilir. Evet. Bakın buradaki yeşil boncuktan çıktım. Şimdi şuradan 2 boncuktan ilerleyeceğim. Yani tam ortadaki sarı boncuğuma kadar ilerliyorum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ikinci sarı boncuğumuzdan çıktık. Dilerseniz bu şekilde de bu modeli kullanabilirsiniz hanımlar. Şimdi biz bir sıra daha gideceğiz etrafını. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde bile, bu haliyle bile gerçekten çok güzel. Şimdi yine 3 tane boncuk alıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. Dikkat edin. Şu ortadaki boncuğu atlıyorum. Diğer sarı boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi aralara yeşil boncuk yerleştireceğiz. Bir tane yeşil boncuk alıyorum. Bakın şurada bir ikinci sarıdan yukarı çıkıyorum. Bakın bu şekilde yeşil boncuğumuzu yerleştirdik. 3 tane sarı boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Şu ortadaki sarı boncuğumu atlayıp hemen onun yanındaki sarı boncuktan geçiş yapıyorum. Bir tane yeşil boncuk alıyoruz. Bakın ipimiz buradan çıkmış. Tam şu ortadaki ikinci boncuktan. Yani şu tepe kısmına kadar 3 tane boncuk var ya hanımlar. 1, 2, 3. Biz ikinci boncuktan tam ortadaki boncuktan geçiş yapıyoruz. 3 tane sarı boncuk alıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işleme devam edeceğiz. Yeşil boncuk alıyorum. Tane sarı boncuk alıyorum. Yeşil boncuk alıyorum. Tam ortadaki
İkinci sarı boncuğumdan geçtim. 3 tane sarı boncuk alıyorum. Yeşil boncuk alıyorum. Üç tane sarı. Bakın şu ortadaki boncuğu atlıyoruz. Hemen buradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Şimdi biz burada sıra başımıza geldik hanımlar. Yeşil boncuk alacağız yine. Bakın. İpim buradan çıkmış. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi. Alttan itibaren 1, 2, ikinci sarı boncuktan çıkıyorum. Ve hemen onun üstündeki bir sarıdan daha çıktım. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz hazır. Şimdi bu kısma kadar yaptıktan sonra hanımlar bir tur şu kenar kısımlarından geçerek çiçeğimizi güzel bir şekilde sağlamlıyoruz. Ve çok sıkı bir dokuya sahip oluyor. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Bakın sadece kenardaki boncuklardan. Bu çiçeğimizin en önemli püf noktası bu. Şimdi ben size birkaç tane daha göstereceğim. Hepsini yapmayacağım. Video uzamasın diye. Bakın sadece kenardaki görüyorsunuz yaptığımız boncuklarla yapmadığımız boncuklar arasındaki farkı. Son kez bunu da göstereyim yakın çekim olarak. Bakın. Sadece kenardaki boncuklardan. Yeşil boncuktan. Ve şuradaki iki tane. Sarı boncuktan. Bir tanesinden geçtim. İkincisinden geçtim. Tepedeki boncuğum. Bu şekilde hanımlar hepsinin komple etrafından bir tur atıp başladığınız boncuğa geliyorsunuz. Bakın. Yaptığımız boncuklarla yapmadığımız boncuklar arasındaki fark belli. Eğer küpe yapmak istiyorsanız bu başladığımız boncuğa geldikten sonra ben 4 tane boncuk aldım. Boncuğu çaprazlayıp küpe aparatını taktım. Bu şekilde küpe olarak kullanabilirsiniz. Bir de şu beyaz kısmında ip bırakmıştık ya başlangıçta. Bu iple hanımlar sadece şu ortadaki boncukların içinden bir kez tur atıyorsunuz. Diğer boncuklara geçmiyorsunuz. Bu bıraktığımız ipe iğnenizi takın. Şu ortadaki boncukların içinden bir tur atıp düğüm atıp sağlamlaştırın burayı. Şimdi hemen kordonumuzun yapımına geçelim. Bakın bir daha tekrardan kordonu göstermek istiyorum. Ben mor çiçek yaptığım için aralarda mor kullandım. Burada sarı çiçek yapacağım için sarı kullanacağım. Kordonum için 7 tane boncuğumu alıyorum. Şu şekilde 7 tane boncuğumu aldım. Bakın. İpimin altına iniyorum. Burası aynı zamanda kapama yerimiz. Dilerseniz boncuklarla birlikte kapama aparatını da takabilirsiniz. İçinden bir tur attım. Ve hemen buraya 2 adet düğümümü atıyorum. Başlangıç noktam olduğu için sağlam olması adına her zaman olduğu gibi 2 adet düğümümü atıyorum. Bakın. Halkamızı yaptık. Siz dilerseniz daha fazla sayıda boncuk alıp daha büyük bir halka yapabilirsiniz hanımlar. İki boncuktan geçtim. Tam ortadaki boncuğuma kadar ilerleyeceğim. Yani dördüncü boncuğa kadar. Bakın dördüncü boncuğuma kadar geldim. Evet. Gördüğünüz gibi dördüncü boncuğuma kadar geldim hanımlar. Şimdi burada
tane beyaz. Siz dilediğiniz renklere uyarlayabilirsiniz. 5 beyaz. 1 sarı. 3 beyaz boncuğumu alıyorum. Bakın şöyle göstereyim. 5 beyaz. 1 sarı, 3 beyaz boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Bu 3 tane sarı boncuğumu atlayıp bir tane pardon, bu 3 tane beyaz boncuğumu atlayıp bir tane sarı boncuktan yukarı çıkıyorum. Daha önce sizlerle bu tekniğe benzer bir teknikle hanımlar bir kordon çalışması yapmıştık. Bakın bu şekilde tuttum. Şimdi buraya hanımlar 5 tane boncuk alıyorum. 5 tane beyaz boncuk. Bakın. Dikkat edin, ipim buradan çıkmış. Gördüğünüz gibi. Bu çıkış yaptığımız boncuk vardı ya hanımlar. 7. boncuğumuz. Halkamızdaki 7. boncuğumuz. Yani tam ortadan çıkmıştık hatırlıyorsanız. 4. boncuk. O boncuktan, yani ipimizin çıktığı boncuktan aynı yerden giriş yapıyoruz. Bakın böyle bir şekil aldı. Şimdi buradan 6 tane beyaz boncuk alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bundan sonra hep aynı işlemleri yaparak ilerleyeceğiz. O yüzden çok dikkat edin. 6 tane boncuğumu aldım. İpim buradan çıkmış hanımlar. Dikkat edin. 2 boncuk atlayıp 3. boncuktan 1, 2 boncuk atlıyorum 3. boncuktan, yani tam ortadaki boncuktan aşağı iniyorum. Bakın böyle bir şekil aldı. İyice çekiştirin mümkün olduğu kadar, bol bırakmayın. 1 beyaz, 1 sarı, 4 tane beyaz boncuk alıyorum. 1 beyaz, 1 sarı, 4 beyaz. Bakın, 1 beyaz, 1 sarı, 4 beyaz boncuğumu aldım. İpim buradan çıkmış, dikkat edin. 2 boncuk atlıyoruz, 3. boncuktan geçiş yapıyoruz. Bakın şurada 2 boncuk bıraktım. 3. boncuktan 1, 2 atladık, 3. boncuktan geçiş yaptık. Sıkı tutun siz, ben size göstermek için geniş bıraktım. Bakın böyle oluştu. Şimdi buradan sonra ne yapacağız hanımlar? 6 tane beyaz boncuk alacağız. 2 3 4 5 6. Bakın 6 tane beyaz boncuk aldım. İpim buradan çıkmış, dikkat edin. 2 boncuk atlıyorum hanımlar. 1 2 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Yani tam şuradan. 2 boncuk atladık, 3. boncuktan geçiş yaptık. Çekiştirerek gidin, bol bırakmayın. Şimdi yine şu kısmımızı yapacağız. Bunun için ne yapıyorum? 2 tane boncuk alıyorum, beyaz boncuk, 1 tane sarı boncuk, 3 tane beyaz boncuk. Bakın, 2 beyaz, 1 sarı, 3 beyaz. Aldım, ipimin altına iniyorum. 3 tane beyaz boncuğumu atlıyorum. Sarı boncuktan şu şekilde yukarı çıkıyorum. Burada tomurcuklarımı yaptım. Ben bu üçlü kısma tomurcuk diyorum hanımlar. Bakın tomurcuklarımı yaptım. Şimdi ne yapacağız? Yukarı çıkacağız. Bunun için 5 tane boncuk alıyorum. 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane boncuğumu aldım. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi tomurcuğumuzu yaptık. Son bir kez daha yapalım. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışıyorsunuz. Dilerseniz buradan itibaren çiçeklerinizi eklemeye başlayın hanımlar. O tamamen sizin zevkinize kalmış. 6 tane boncuğumu aldım. Bakın ipim buradan çıkmış. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan aşağı iniyorum. Şöyle göstereyim. 2 boncuk atladık.
Üçüncü boncuktan aşağı indik. Bakın. Şimdi yine şu kısmı yapacağız. Ne yapıyoruz? Bir beyaz, bir sarı, dört tane beyaz boncuk alıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Bakın, bir beyaz, bir sarı, dört beyaz boncuğumu aldım. İpim buradan çıkmış, dikkat edin. İki boncuk atlıyorum. Bir, iki, üçüncü boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın bu kısmımızı oluşturduk. Şimdi yine altı tane boncuk alıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bakın. İki boncuk atlıyorum. Üçüncü boncuktan aşağı iniyorum. Şimdi yine şu kısmı yapacağız. İki tane beyaz, bir tane sarı, üç tane beyaz boncuğumu alıyorum. İki beyaz, bir sarı, üç beyaz. İpimin altına indim. Sarı, üç tane beyaz boncuğumu atlayıp sarı boncuktan şu şekilde yukarı çıkıp bu kısımda tomurcuğumu oluşturuyorum. İyice çekiştiriyoruz düzgün olsun diye. 5 tane boncuk alıyorum. 2 3 4 5. Bakın 5 tane boncuğumu aldım. 2 boncuk atlayıp 3. boncuktan yukarı çıkıyorum. Bu şekilde hanımlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışın. Dilerseniz şuradan itibaren hemen hiç boşluk bırakmadan boncuklarınızı ekleyebilirsiniz. Bakın ben 11 tane boşluk bıraktım. 11 tane tomurcuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilk çiçeğimi ekledim. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Hemen şimdi çiçeğimizin nasıl eklendiğini de gösterip videoyu bitireyim. Ve ben aralarda birer tane boş bıraktım hanımlar. Bakın bir çiçek ekledim, bir tomurcuk bıraktım. Bir çiçek ekledim. Siz isterseniz 2 bırakın, isterseniz 3 bırakın. Bakın şu tomurcuk kısmına geldik. Tomurcuk kısmımızda 4 beyaz bir sarı alıyoruz. 2 beyaz bir sarı alıyorduk ya. Öyle yapmıyoruz da burası biraz daha aşağıda olsun diye 4 beyaz bir sarı boncuğumu alıyorum. Bakın şöyle göstereyim. 4 beyaz bir sarı boncuğumu aldım. 1 beyaz boncuk. 1 beyaz boncuk. Çiçeğimizin herhangi bir yerinden bu şekilde geçiriyorum. Ve bir tane daha beyaz boncuk alıyorum. Bakın. 4 beyaz, 1 sarı, 1 beyaz çiçeğimizi taktık ve 1 beyaz boncuk. Sonra şuradaki sarı boncuktan yukarı çıkıyoruz. İyice çekiştirelim, bol kalmasın. Bakın bu şekilde ekledim. Şimdi yukarı çıkarken de hanımlar normalde 5 boncuk alıyorduk biliyorsunuz. Burada 7 boncuk alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 2, 4, 6, 7. 7 boncuğumu alıyorum. Şuradan 2 boncuk atlayıp 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın dikkat edin. Şuradan 2 boncuk atlayıp 3. boncuktan geçiş yapıyoruz. Yani bu kısımda bir fark yok. Aynı 2 boncuk atladık, 3. boncuktan geçiş yaptık. Sadece şurada, şurayı yaparken 2 beyaz almıştık. Burada 4 beyaz aldık. Çıkarken de 5 beyaz alıyorduk. 7 beyaz aldık hanımlar. Şimdi ne yapacağım? Şu tomurcuk kısmımı yapıp, şu ara kısmımı yapıp hemen bir tane de ondan göstereyim. Şimdi aşağı inerken 6 boncuk alıyoruz. 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tane boncuğumu aldım. İpim buradan çıkmış. Dikkat edin. 2 boncuk atlayıp 3. boncuktan aşağı iniyorum. Böyle bir şekil aldı. Mümkün olduğu kadar çekiştirin, bol bırakmayın. Şimdi şu kısmı yapacağız. Şu aradaki kısmı. Ne yapıyoruz? Bir beyaz, bir sarı, 4 beyaz alıyoruz. Bakın bu kısımlarda hiçbir fark yok. Aynısı. Sadece çiçeğimizi eklerken bir küçük fark var. Bir beyaz, bir sarı, 4 beyaz boncuğumu aldım. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan şuradan geçiş yapıyorum.
Bakın, şu orta kısmımızı oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? Yine aşağı inerken 6 boncuk alacağız. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane boncuğumu aldım. 2 boncuk atlıyorum. 3 boncuktan aşağı iniyorum. Ben aralarda birer tane boş bıraktım hanımlar, çiçekler birbirine çarpmasın diye. Hani çok sık olmasın diye. Burada şimdi yine şu tohum kısmımızı yapacağız. İsterseniz siz 2 boş bırakın, isterseniz 3 boş bırakın. O tamamen size kalmış. Bakın ben bir tane normal tohum yaptım. Sonra yine çiçeğimi ekledim aynı şekilde. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Takıldığınız yerlerde sorabilirsiniz. Yorumlardan yardımcı olmaya çalışırım. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.